Dayı selamlar, ne yapıyorsun? Nasılsın? Vay benim Ozat yeğenim, neredesin sen ya? Geldik dayı, geldik. Özledik seni. Ne yapıyorsun? İyi misin? Vallahi yeğenim, bir mekanları dolaştım da bir baktım ne var ne yok diye. Ben yokken buralarda bir şeyler olmuş herhalde de. Neyse, çözeceğiz bu akşam. Bu akşam çözeceğiz. İşler var bu akşam. Çok var var yani. Dayı var. Benim de sana sürprizim var. O zaman ben iyi günler. Gel yeğenim, şöyle geçelim içeri. Buyur gel. Sizi bırakayım isterseniz. Tamam. Bu arada ben, bana ekleyeceğiniz malzeme var mıydı, kara paralar? Asteri gidebiliriz. Ya bende yok. Peki. Ben tamam. Versene. Okey, attıysan sıkıntı yok. Zaten sizde çok fazla yoktur. Selamünaleyküm Azat Bey, gözümüz yollarda kaldı. Dün yayını bekledik ama gelmedin. Evet Semih, dün uyuyakaldım çünkü. Yorgunluktan gitmişim 2-3 gündür. Evet yeğenim, nasıl gidiyor işler? Var mı sıkıntı? Yok yok dayı, biz uğraşıyoruz vallahi. Her gün sabah akşam gece gündüz yatmadan uyumadan ceplerimizi dolduruyoruz. Sana çalışıyoruz. Oh, oh, maşallah yeğenim, maşallah. Var mı eksik yedik bir şey? Aldınız bu ruhsatları. Aldık aldık dayı. İki kişinin silahı var, ruhsatı var. Üçüncüyü de almak üzereyiz. Şu an ekonomimiz sayende sağlıklı durumda. Ayakta durmaya ne çalışıyoruz. Ne demek yeğenim, ne demek. Bir de ev almak lazım size yeğenim. Başınızı sokacak alacağız. Bir yeriniz olsun. Dayı alacağız. Bundan sonraki birikimimiz onun üzerine olacak. Sana zaten bununla ilgili geldim. Bir kara paramız var bizim elimizde. 3 milyonun üzerinde. Oh, onu oh, sana bir maşallah atayım ben. Yolla yeğenim, yolla maşallah. Daha çok daha çok versin Azat yeğenim. Siz bana, ben devlete. Bu işler böyle biliyorsun. Biliyorum dayı. Bundan sonraki hedef 5 milyon ya da 10 milyon zaten. Öyle ufak tefek işler için gelmeyiz. 10 milyon hedefine, 10 milyonda o zaman ben komisyon almayacağım. İlk toplayıp 10 milyon oha getirirsen yeğenim 10 oha milyon olarak sana geri vereceğim. Oo. Büyüksün dayı. Büyüksün. Büyüksün dayı. Tamam dayı, anlaştık o zaman. Benim sizden bir isteğim var yeğenler. Nedir dayı, söyle. Bu akşam bir toplanıp bir birkaç yere baskın düzenlememiz lazım. Dayı bizim zaten elimiz ayağımız kaşınıyor vallahi. Sen gidelim de gideriz biz. Bu akşam bence bir emniyet teşkilatını bir ziyaret etmek mi lazım? Yani emniyet teşkilatını ziyaret etmeyelim. Bence birkaç tane arkadaşı almamız lazım artık. Çünkü buralarda fazla böyle benim ismimi, benim namımı kullanıp iş yapan delikanlılar varmış. Ortam çok gergin. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor yeğenler. Oldu dayı, bizim için hiç sorun yok. Sen yeter ki yardım et de bize haber gönder. Kuş uçur, biz geliriz, damlarız istediğin yere. Siz ne yaptınız yeğenim, aldınız mı galeriyi? Yok dayı, onun açık arttırması olacakmış, onu bekliyoruz. Şimdi Caner Bey duyuracak. Nerede olacağını, ne zaman olacağını. Tamam, biz onu ne bekliyoruz. Kadar, ne kadar diyormuş Caner ona? Vallahi en son bu Rus arkadaşımız Ruski 10 milyon dedi açıkçası. 10 milyon neymiş? 50 milyon verdik aldık, hadi bakalım. Yok artık dayı, sen dedin. Dayı sen nasıl bir kralsın ya? Maşallah. Tamam orada. Çağatay yeğenim hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak yeğenim, Çağatay yeğenim, Azat yeğenlerimin ihtiyaçları var. Selamünaleyküm Çağatay Bey, nasılsınız? Selamünaleyküm, selam, hoş geldiniz Azat Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ev ihtiyaçları var, ev ihtiyaçları. Bir ara müsait olduğunda yeğenim, tamam, bir ev bakalım onlara, olur ben mu? Ben emlakçıya terfi aldım. Devletimiz lan ne yapıyorsun? Pardon. Maşallah maşallah. Yani beyler birbirinize saldırmayın lütfen yani. Sakin olun. Bir anda bana deyince öyle bir şey. Azat yeğenim, yani sıkıntı yok. 50 milyona kadar çıkabiliriz orada. Problem değil yeğenim. Tamam dayı tamam. Ben o zaman ona göre kaldıracağım elimi. Hiç sıkıntı yok. Beraber gideriz zaten. Ne zaman olacaksa o iş. Buyurun ne oldu? Ben emlakçıyım. Dayıcım para konusunu sıkıntı etme. Yok yok yeğenim, Azat yeğenime galeri alacağız da onun konusunu konuşuyorduk. Tamam, ha, bu yeni galeri mi? Kim emlakçı onu, ya burada? Bilmiyorum hangi, bizim bir tane emlakçımız var, o da Çağatay, ben gerisini tanımam yeğenim. Kim burada emlakçı başka? Benim ben. Ben senin patronunum. Dedecek. Bir de şöyle bir şey var emlakçı arkadaşlar, daha sonra sizinle bir özel görüşmek istiyorum. Çağatay yeğenim, bir özel görüşelim daha sonra. Tamam biz görüşelim, ben arkadaşa getiririm zaten. Tamam yani. Şimdi arkadaşlar Azat yeğenim, var mı istediğin başka bir şey? Para dayı gönderecektin ama. Evet evet, göndereyim ben onu. Senden haber bekliyordum. Dayım bu arada aklında bulunsun. Ben Erdal'ı da yanıma aldım. Sağ kolum yaptım. Tamam tamam, sıkıntı beni yok. Beni bulamazsan Erdal'a ulaşırsın emlakçı. Erdal yeğenim hippilikten emlakçılığa mı terfi etti? Evet. Zor oldu biraz ama onu da yanıma aldım. Dayının ya, mikrofon kalitesi düşüş. Olur olur. Çağatay Bey. Efendim. Sizinle konuşabilir miyiz? Konuşalım. Çağatay yeğenim, Beren çok yakışmış. Bir gün ver de giyelim. Yeni stilimi beğendin mi dayıcım? Dayı kötü esimler yapıyor. Kelepi düşünmesin yeğenim, dikkat et. Tamam dayım, uğrarım ben sana. Gel kardeşim.
Beyler kusura bakmayın, araya mevzu girdi. Ya hepsi niye gitmiyor bu paranın? Yani, elleri gene tuvalette mi unuttun ya? Yok dayı, bu sefer ellerim var. E mesaj gelmiyor. Şöyle bir durum var dayı, ben yolluyorum, miktarı giriyorum ama nedense son 3 miktarı gönderiyor sana, gerisini Azat göndermiyor. Azat Bey sen bana at, ben dayıya atayım. Sana nasıl, sana da atamayacağım ki o şekilde. Ha. Dur deneyeyim ben bir yine. Şöyle yapsam Azat direkt. Azat yani akşama bir yarış düzenleyelim ya, şöyle bir gençlere biraz para kazandıralım, ne dersin? Vallahi dayı ağzından bal damlıyor. Arabaya ihtiyacımız var, parasızlıktan alamıyoruz ya. Dayı 3 milyonu gönderebildim. Küsuratını da deneyeceğim şimdi. Yarışma işinde küsurat kalsın yeğenim. Küsurat kalsın. Daha sonra tamam. Toplu gönderirsiniz. Tamam dayı. Sanırsam noktalar yazmam gerekiyor. Aynen öyle. Noktalar yazıyorum ben salak gibi. Nokta yazmayacaksın abi, direkt yazacaksın sayıyı. Tamam. Dayı yarış işinde bir sonrakinde halledelim. Birkaç haftaya hayırlısıyla. Daha düzgün. Belediyemizle de görüşüp izni alıp o şekilde yapalım. Öbür türlü eksikler oluyor çünkü. Seste cızırtı var. Evet dayının sesi. Doğru yazdı mı ben bunu yani? Benim gözler görmüyor da. Azat yeğenim doğru yazdın mı? Dayı ne kadar yolladın sen şimdi? 1,5 yolladım. Yanlış mı yolladım? Yok yok dayı. Doğru. 1,5'sa doğru. Tamam sen gene bir kontrol et de sıfırı eksik yazmış olabilirim. Yaşlılık bu. Verdiler bu telefonu delime. Yok dayı yok, doğru, her şey düzgün çalışıyor. Sen merak etme, doğru geldi. Tamam. O zaman var mı benden istediğiniz bir şey? Eksik yedik bir şeyimiz var mı yani? Sağ olun dayı, sağ olun. Biz çalışmaya vakit kaybetmeyelim. Daha fazla çalışalım, daha fazla büyüyelim. Hadi aynen. Gelin. Hadi bir de içelim. Şöyle bir şey söylüyorum yani akşam dediğim gibi bir dayı organizasyon dayı yapalım. Biraz bir hareketlendirelim. Tamam dayı, haber bekliyoruz seni. Tamam yani hadi kolay gelsin. Sağ ol dayı sana. Zaten yani özel bir şey vardı o yüzden onlar dağılsınlar. Azat Egem ol. Abi anasının gözü yav, bu sesler niye abartılı geliyor bana? Direkt banka soymaya gidelim istersen. Abi dur şu sesi bir kısayım ben, herkesin sesi çok fazla geliyor ya. SFX arabanın falan sesi değil mi? Evet. Ya bir adamın konusu basılı kalmış, benim arabam niye burada bir de? Voice chat volume. Konuşurken olabilir, gitsin. Efendim? Efendim lan, buyurun. Azat Bey neredesin abi? Buradayım yalnızdayım. Bak şu arka tarafta, duvarın arkasında. Yo biliyorum yeri, sesimi ayarlıyordum ben. Şu an geldi bak. Azat abi seni soruyor bu arkadaş. Merhabalar Azat Bey. Merhabalar. Buyurun. Azat Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Ben şirketin emlakçısıyım. Bir problem olduğunda döviz işlerinizi benden yaptırabilirsiniz. Adım Göktan, soyadım Güvercin. Anladım. Şu an biz hallettik her şeyi. Problem olursa beni arayabilirsiniz. İyi günler. Tamamdır, size de iyi günler. Şu Bey size zahmet jipi çekebilir misin? O jip benim değil. Kornayı basan kim bu arada ya? Bilmiyorum abi. Bozuk arabam. Dur şuradan çıkayım. Allah için kulağım delindi. Hay motorun geleceği deliğe bak. Abi. Azat abi. Dur abi ben bir çıkayım şuradan. Her yer kapattılar. What the fuck ya? Kaç arkadaş, kaç. Öf. Abi şey yapmış. Kulağım bayram etti. Arabalarımı yola şey yapmışlar ya. Yola itmişler. Ya ağızda sıçmışlar buralarını abi. Gel bir uzaklaşalım şuradan ya. Buradan mı gitti? Sağ dön. Ne yapalım şimdi? Sağa dönmüş oradan. Abi şimdi iki seçenek. Sağ dön. Önce evi mi görmeye gidelim? Buradan. Yoksa direkt bankayı mı soyalım? Bence banka söyledim, 3 polis var. Tamam o zaman hadi gelin. Hadi gelin yanıma gelin. Buradan solda. Neredesiniz abi? Ben ona bankayı işaretledim. Buradan tamam, solda. Ben de gidiyorum. Tamam bankaya git abi direkt. Hadi go. Japoncuğum bir saniye, bankayı işaretliyorum. Ben yeri bilmiyorum. Bunlar nerede? 3 polis varsa ikisi gelir maksimum. 3'ü de damlayabilir gerçi de. 2 kişide silah var. Aslında sana silah mı alsaydık diyeceğim, silahsız yok. Silahsız olan piri aşağıda dursun, tamam mı? Etkinlik silahlı düzenleyecekmiş olmalı diyor, ne alaka lan? Hep performans olur, güzel alakası yok.
Tamam da ne etkinliği? Ne etkinliği? Ya görüş şey... Görüşmeler zaten. Geçen şey, önde bir tane araba çekmişlerdi. Garajın. O da parti yapıyorlar. Bundan sonra ikinci el araba satışı da yapacağız abi biz. İnsanlardan arabalarını ikinci el fiyattan uygunu alıp yeni gelenlere, bu şehre yeni gelenlere kakalayacağız, anladınız mı? Daha pahalıya. Anlık bir mekan alalım da abi, yaparız onu. Burası mı banka? Aha burası. Arabalar bir buradan bırakalım. Gibi. Arabamızın işte tekerlerini patlatabilirler de, o yüzden arabayı gizlesek mi acaba? Efendim? Vuruş galiba. Bak şimdi arabanın kilitli motorunu aç. Evet. Evet evet. Tamam çıktım, arabamı kilitledim. He. Evet bakayım ne kadar mermim var elimde. 39 tane mermim var toplamında. Evet evet. İhtiyacımız olduğu anda kullanacağız. Dayı bize söyledi onu, bir şeyler yapacağız bu akşam. Tamam. Teşekkür ettim i̇şte Pizza, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yayının 13. dakikasındayız ve 130 kişimiz. Kim çağırıyor? Ne muhabbet ne bu arada? Dayının adamı ya. Ha dayının tamam. Abi. Bir motorcu karışmış da bunları, onu arayacaklarmış. Gelin dedi de, şimdi sen çağırıyorsun ya abi. Biz az bekleyin, bankaya geliyoruz biz. Tamam tamam, çaktırmayın da buraya geldiğinizi. 3,5 dakika sürecek değil mi? Her şey için, abi maske alacaktık biz. Üstümüzü değiştiririz, bir şey olmaz. Abi şimdi değiştirelim o zaman. Bu kıyafet de, özellikle benim kıyafetim çok belli. Böyle banka soyulmaz. Bir tane 4 kişilik araba varsa abi 4 kişilik arabayla yapalım onu. Ben kapının önünde bekleyeyim. Polis gelirse size haber. Herkesin arabası 4 kişilik şu an. Supra hariç. Hadi abi herhangi bir abi giysi abi mağazasına abi gidelim. Ya şimdi Melikciğim nerede var yakında? Takashi in burada. Yakında saç modelden değişiyor mu bu arada maske? Sen oraya gir, ben de berbere gireyim. Yüzü gözü de değişelim. Ben komple maske değiştireceğim. Ben maske alacağım. Full siyah giyin abi. Maskeyi sahilden alabiliyoruz. Aynen, tek renk olsun abi. Full siyah yapalım. Doğru diyor. Artık arabayı da itebiliyoruz. Yeni gelen özellik bu arada. Şuraya girip saç modeli, saçım full değiştireceğim. Sana bir şey diyeyim mi? Bence banka soygunu yaparken birileri gelecek bizim arabalarımızda. Arabayı kilitleyeceğim ki ben. Kilitlesen bir şey fark etmez. Patlatacaklar mı diyorsun? Şeyi nereden aldık maskeyi falan? Ben şu an berberde, oradan yok alacağım, o hikayede öyleydi. Gerçekten olur. Johnny Sins olacağım ben abi. Saçsız. Maskeli süper kahraman. Makyaj var mı? Makyaj çeşitleri diyor. O makyaj göremedim burada ben ya. Hoş geldin Murat abi. Teşekkür ettim 30 yıldız için. Abi maskeli makyaj niye yok? Ruj da yok. Şöyle kulak suratım kastı, değiştirsin yeter. Geçiyor. Kulak aksesuar, sakal. Sakal da eklenmiyor. Ben motorcu kaskı eklendi. Var mı kask? Ben motorcu kaskı alacağım şimdi. Tamam varsa sıkıntı yok. Var bir tane. Ya şu taksiye spamlayan, tövbe yarabbim şimdi ya. Tamam. Lan! Kel olamadım. Abicim. Evet. Ben hazırım beyler. Ama bir dakika, ben üstümü değişmem lazım. Saçta maske yokmuş. Bir dakika, benim kas takmama gerek var mı ki? Var bence. Sizin o giysiye doğru geleyim. Soyalım şu bankayı. Lanet banka. Nasıl olsa yoğunluk az. 5 polis oldu. Abi 5 polis oldu ya. Aya nasıl ya? 2 dakika içinde ne ara geldi bunlar? Numarası belli mi abi? Üzerinize giydiğiniz siyahlar. Söyleyeyim abi. Kasklar falanlar nerede? Söyle, ben sana hemen söyleyeyim abi bir tanesi. Gövde seçmem lazım. Şu gövdeyi tamir etmeleri lazım bu ben arada. Ben gövdeyi 64 yap. Tamam iniyorum ben. Bizim avukata bak be. Helal olsun. Değil mi? Ben de geliyorum size şey. Benim şey takmama gerek yok ki. Ben size dışarıdan istihbarat sağlayacağım anasını satayım. Tamam bir tane arabanın içine geç. 64 mi dedin? 64 evet, bende evet gözükmüyor. Ama gizli olmam lazım. Kolları ayarla abi. Siyah bere.
Tamam, şu siyah, şunun siyahını alacağım. Bu iyi böyle. Başka pantolon modeli zaten siyah. Ayakkabılarımı değiştirdim. Yani. Ama pantolonu değiştireyim ben modelini. Aynen bu siyah ayakkabı. Siyah bir ayakkabı seçmem lazım. Tuna hoş geldin. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Rastgele değil, ayakkabıyı da siyah yapacağım. Ya dur, ben de kast takayım. Niye böyle bir şey? 4 polis oldu. Fırsat bu fırsat. Tamam. Kolye, tamam, kask modeli. 64'te falan kasklarda. Çüş. Allah. Abi bir tane kask modeli var. Polis civardan geçmesin de. Sizin kasklarınız da eşit olsun diye. O yüzden sordum. 91 abi. 91. Tamam, ben buldum. 50 mis gibiymiş. Simsiyah full. Hadi ya, bakayım. Satın aldın mı? Allah. Satın aldım. Ya ciddi olamaz. Eee bas, geri geldi. Hadi çabuk olmamız lazım, hadi. Ben bankaya doğru sürüyorum hızlıca. Eren, senin aracın var değil mi altında? Yok, ben ya büyük bir tane Melih'in aracıyla kaçarız. Ben araba. Abi bilgiyi nasıl vereceksin araba olmadan? Tamam işte, arabada olacağım abi. Bir tane Melih'in arabasında olur büyük ihtimalle. Bu da benim kendi arabam 4 kişilik değil. Ya bizim arabanın birini tekerini patlatırlarsa, bir de yerine kaçış planı düzenlemedik biz ya. O sıkıntı işte. Tamam, ben acilen kırmızı bölge. Yok, o değil. Arabalarımız patlatırlarsa ona göre özel bir yerde park abi, etsek araba. Arabası da hasarlı Melih'in arabası da ya. Ben de burayı bırakayım. Üçünüz hanginizin arabası kaçış arabası olacak? Bana onu söyleyin. Abi kim neye binerse kaçsın işte. Polisler öldüreceğiz zaten gelirlerse. Gel. Dal baba, dal. Şimdi silah olmayan... Dur orada mı? Dur. Orada mı ki banka? Evet, ha evet, burada lan. Benim önümde ya. Arabayı bana versene. Tamam, vereceğim, al. Onu kullanacaksan abi... kitlemiyorum ben. Lan bir çıksaydım Allah aşkına ya. Bir çıksaydım, acelen ne? Gel abi, şimdi bak, bankayı ben soyuyorum. Siz üstte cover alın. Bir önce cover yerlerini belirleyeyim. Gelin be. Bana da bir info verin cover konusunda. Ben bilmiyorum çünkü buralar. Şimdi abi nereye coverlansak? Üst kata gel. Gel beni takip tamam, et. Bir şey diyeceğim. Ses soygun yaparken ses tutun. Ben de ses kasayım. Polis falan gelirse söyleyeyim size. Gel abi bak. Gelin bakın. Polislerde bu arada artık taramalı yok. Onu söyleyeyim. Bak, pistonu. Burası coverlık bir yer. Tamam, buralar. Şurası. Ay, aşağıdırım. Q'du değil mi cover alma yöntemi? Aynen, girebilecek yerler neresi? Burası açık, buradan girebilirler. Hem sağ hem sol. Bakın buraya kavralın. Cidden buraya kavralın. Çok güzel bir kavur yeri. Aşağı inip seni öldürürlerse biz burada. Gerçi bir sıkıntı, bize gelirler. Ya öldürme abi. Polisler geldiğinde size haber vereceğim. Tamam. Bir de birimiz aşağıda mı dursa? Tamam mıyız? Ben gidiyorum. Ben hazırım abi. Silahı hazır ettim. Ben aşağıda cover alacağım. Ölmek yok ha, ona göre. Şey yok. İmlet yok abi. Silahta what the fuck? Evet abi, yok. Evet, yok. Aim yok. Aa. Eren, sen de burada al istersen. Auto aim muhabbeti de yoktur zaten. Yok, bak buradayım bak. Gör beni. Gözüküyorum ya. Bacağım gözüküyor ki benim buradan. Neredesin abi? Buradayım arkada. Buraya falan cover alabilirsiniz. Eren, ben misal şuradan cover alıp karşı kapıyı tutabilirim. Sen de karşıdan cover alıp sadece benim altımdaki kapıyı da tutabilirsin. Öyle bir taktik de yapabiliriz misal. Dur bir dakika. Sen hangi kapıyı görüyorsun şu an? Ben şu an senin olduğun aynen o kapıyı görüyorum misal. Tamam, ben de şuraya cover alacağım. Ama o da tehlikeli ha. Senin kapıdan çok fazla gelirse aynı anda biraz sıkıntı olabilir. Çok fazla dediğimiz zaten 5 oldu abi polis. Hadi. FPS ben moduna geçeceğim de aynı anda da korkuyorum abi. Tamam, başlatıyorum ben. Başlat. Başlat soygunu. Hadi bakayım. Ölmek yok. Ölürsek direkt alt F4. Alt F4 mü var gerçek hayatta Eren? Başladı mı? Ha, başladı. Nakitlerimiz gitmiyor değil mi ölürsek? Yok. 240 saniye beyler. Hadi bakayım. Eren, sende top. Japon. Tamam, sessiz olun. Başka bir şey istemiyorum. Ben kronometre başlatacağım, bir saniye. Dur, sakız yapıştır diye. Dayının bugün canı çok sıkkın, kötü şeyler olacak gibi diyor. Dayı harbi sıkılmış ya. Gelmeyin.
Polisler geliyor. Ne taraftan tam o? Ana girişten mi gelecekler acaba? Bakalım. Senin arabayı bana verdiğin yer diye taraftan geliyor. Kaç tane? Kaç polis? İki araba var. Bir araba. İçinde kaç kişi var? Bir kişi. Tamam. Şimdi. Tamam. İkisinde kapının önünde şu anda. Hangi kapıdan girecek? Ana tek bir kapı var abi. Şu an kapının önünde şey yapıyor. Cover aldı bekliyor. Ana kapı. Çıkışımız ana kapıda. Girdi sanki. İçeri girdi. Kapı açıldı. İçeri girdi. Tamam. Altımda şu an benim. Bir tanesi araba geldi. Abi aim almadan nasıl olacak bu iş? Sakinliğe bas. Aim almıyor. Vuruyorum. Vursana Eren sen de. Abi aim almıyor. Aşağı inmeye çalış. Aim hiç yok şu an zaten. Yukarı çıkıyor. İkinci kata geliyor galiba. Bir araba daha geliyor. Abi aim olmadan nasıl olacak bu iş ya? Abi aim noktası bir yerde olmaz mı ya? Bir dakika ya. Kaçıyor. Aldı mı ki? Ne yaptı? Abi ölmüyor bu. Ben de 3 kere sıktım ki. Oldu, soygun iptal oldu. Eren bizi al. Ya ölmüyor ki bu ya. Abi ölmüyor ama bu. Polisler geldi. Daha fazla polis geldi. Ölmüyor ki bu. Ben de anlamadım. 6 kere hit attım ben o adama. God mod mu açmış? Nasıl ölümsüzlük bu? Biz içerideyiz. Ya saçmalık ya. Gelin abi gelin. Al beni al. Eren'i kovalıyorlar. Gelin kapıdan ana kapıdan. Tamam. Geliyorum. Ana kapı. Boş. Gel. Boş gel. Geliyorum. Gel abi. Çabuk. Binecekseniz beni polis. Kaçtım. Go. Ya saçmalığa bak ya. Polis ölmüyor. Bu nasıl iş ya? Melik hadi. Go. Melik bizi kıyafetçiye götür. Beni çektiler. Şu an şey oldu. Tamam. Çeksinler seni. Beni bir kişi çekti de diğeri nerede bilmiyorum abi. Beni çekti şu anda. Kaç Melik, sana emanetsiz. Tanımıyorsun bizi. Abi nokta çıkması gerekmiyor mu ya? Nokta? Gerekmiyor. Nokta server'dan da yok mu? Oha ya. Ya abi ben adama saat abartmıyorum bak. 5 tane hit attım kafasına ya. Ben de 6 tane. Girişte zaten 3 kere vurdum. Ya ölmüyor. Kedi gibi 9 canlı dedi bek. Abi nereye gidiyorsun? Ya sahile bir yere sürsene uzağa şehirden. Silah seslerini duyunca kaçmak için ufak hızla hamleler yaptım, sonra ışıklara gelince durdum. Burada yani hız yapma gibi bir durum sahile. Tamam, Eren boğuşuyor şu an polislerle. Korktum da Eren. Oraya bir tane polis arkadaş geldi, içeri girdi. Zaten içeri girince de silah sesleri patladı. Ben de korkudan çıkmaya çalışıyordum orada. O sırada zaten siz geldiniz. Korkunca da öyle şeyler oldu yani. Ben sizin gibi öyle cesur bir insan değilim. Siz polisiniz. İşinizi yapıyorsunuz. Yani Eren de iyi kıvır ya. Cesur bir insan değilsiniz falan. Burada kıyafetçi yok değil mi? Yok. İşaretliyorum, bekle. Üstümüz değişseydik hemen. Anladığım kadarıyla... Nick buraya sürebilir misin? Birbirimize birer tane vuralım, kasklar düşsün abi burada bir yerde. Aynen gel abi gel. Binin. Silahları ama el... Dur silahları ama değiş şey yapalım çıkalım. Gel ben sana vurayım. Böyle bir şey. Tamam. Okey abartmayın dur bokunu çıkarmayın. Tamam. Tamam kasklar gitti abi. Hadi gel. Abi azıcık sessiz olur musunuz? Abi parkala... Dur garaja gidelim. Evet, garaja gir. Gir. Az önce motorlu arkadaş basıp gitti buradan. Yani... Anasını satayım. Şöyle şans yok ya. Nasıl ölmez o? Abi poliste bir şeyler var cidden. Arabayı alıp dağılalım o yüzden. Ay erken atladım. Abi duracak gibi yaptın. Frene bastın sonra gazladın. Saçmalık yemin ediyorum. Burası garaj değil. Garaj vardı az önce burada. Var mıydı ya böyle bir şey yapıyordu? Bak kırmızı çıktı. Sarısı yeşil nerede? Ya diğerler nerede? Benimle suçum var ki yani alt tarafı köşeden silah sesi duyduğum için köşeden hızlı çıkmıyor. Abi diğerler nerede? Ay anasını ya. Bir şey diyeceğim. Şu an size karşı gelmiyorum. Haklısınız. Yonda bir sıkıntı yok ama şöyle bir şey var. Bizi direkt garaja götür abi. En yakın garaja götür. O köşeden çıktığınızda yani hız yapmak böyle bir normal bir şey oluyor. Şurada yani. Garaj orayı değil. Ben işaretledim abi. Duydum. Beyefendi orada benim can güvenliğim mi söz konusuydu? Ya çıkıp bana ateş etselerdi. Sonra sizi görüp rahatlayıp orada yavaşladım zaten. Yani sizin burada bana böyle bir şey yapmanız bana göre çok saçma göre memur bey yani. Haklısınız ama orada silah sesi koptu. Yani bildiğiniz adamlar çatıştı orada.
Ya benim can güvenliğim, biz can güvenliğim zarar içinde olsaydı orada. Abi sen avukatsın zaten, avukatsın Eren. Termi yok, termi. Termi yok benim şu anda. Polis anlar yani o zaman. Sahibi benim patronum olur. Ben şahsen kendisinin avukatıyım ama şöyle söyleyeyim, kendisi şu anda şirkette ve ben onun yanına gidiyordum. Telefonla görüşmem gerektiği için arabayı sağa çekip durdum. Ondan dolayı da işte beklerken orada bir an silah sesleri koptu falan. Lan Eren, senin Supra orada kaldı. Benim Supra mı Japon? Tamam ışık. Al abi buradan. Tamam kalsın kalsın. Ben ne yapmam gerekiyor şimdi? Sarıdan ben çıkarıyorum arabamı. Tamam sen çıkar. Ben çıkartıyorum. Dur. Hadi çabuk olun. Çabuk olun abi. Zamanımız az. Hızlı çıkartın işte. Eren'in Suprasını almaya gidelim. Ya yok, ben buradan çıkartırım. Boş ver. Plakanı oturla. Teşekkür ederim. Ya hallederiz bunu sonra. O zaman fazla geç kalmadan patronumun yanına gideyim, yoksa işten atılma gibi bir durumum olabilir. Abi üstümüzü değişmemiz lazım. Hemen mağazaya gidip. Melik sen git oraya, ben seni takip ediyorum. Anlamadım. Neyse çok teşekkür ederim. Sağ olun polis bey. Benim en azından orada kıyafetçi. Şuradaki bir yere gitmem lazım ben. Öbür tarafa gidemem. O bölgeye gitmiyorlardır. Dağıldık abi hepimiz. Benim üzerimde biraz kara para var ama yakalanırsam ondan yakalanırım. Vatanımızı koruyorsunuz. Siz bizi koruyorsunuz. İyi günler. Hadi vatan koruyucularsınız. İyisin iyisin ha. İyi kurtardın. Bu eleman çalışıyor. Bu eleman maaşına zam yapacağım. Ama soysaydık prim verecektim sana Eren. Ya, soyamadık. Yapabilirim, yapabildiğimin en üstünü yaptım. Adam beni içeri alacaktı. Niye alsın ki? Bir sebep yok, delil yok, bir şey yok. Korkmana gerek yok. Hız yaptın diyor. Arabanın sahibi nerede diyor. Elim ayağım birbirine dolandı. Ya şu içeri giren adam neredesiniz, benim soygurumu iptal etti. Biz dağıldık şu anda hepimiz. Farklı notlar. Üstümüz değişmeye gidiyoruz. Ya ama bak o polis büyük ihtimal admin. Ben size diyeyim, admin büyük ihtimal. Caner abiye benzedim. Şimdi hakkını diyemek. Yok, bu hangisi? İçeri giren mi? Evet, çünkü ölmüyor abi. Bak kafasına alttan şey yedi, headshot yedi ya. Ben abi geldi, iptal etti, çıktı gitti. Bu mudur mantık? Hayır abi, normalde bu değil. Hayır bak, adam içeri girdi. Adamı öldürmek için ben yumrukla daldım, tamam mı? Biz sıkmışız, yetmiyor. Sen yumrukla öldüreceksin değil mi? Senin mantığını ya. Çok ileri gitmişim. Baktım görev iptal oldu. Ya çok uyuz oldum şu an var ya ya. Ne güzel soyuduk ya. Ey Allah'ım ya. Bilmiyorum. Saçı unutmayacağım. Dur şu şeyi çıkarayım da hala stres var üzerimde ulan ya. O kadar emek harcadık lan. O kadar plan yaptık ya. Bende mi? Asıl stres bende mi? Boşa gitti o kadar emek. Ben onu üzülüyorum şu anda. Abi aynı giysilerinizi giyin ha, çakmasınlar. Ben değiştireceğim ama ben çünkü bir kere daha soyduk ya biz. Hı-hı. Orada işaret edelim. Bizim bu ikinci soygu. Bizim sinyaller hangi tuşta bu arada? Yeter arada polis var yakınımda. O seni takip ediyor. Ha, etrafımda dolaşıyor. Polisler hala seni bırakmadı mı? Yok, arkamda yakınlarında dolaşıyor. Şu an U'da şey yapıyor biraz. Kesin. Boş verin. Ya Eren de bir işe yaramaz. Lan kollara dokunma, kol gidiyor. Şöyle ben de takımla alakalı bir şeyler varsa takım elbise gibi bir şeyler yapayım. Herkes takım elbise, takım elbise diyor. Takım mı giysek acaba topluca? Ben bana uyanı çok az zaten de işte bir şeyler benim yapıyorum. Benim bu çevreden uzaklaşmam lazım bir an önce. Lan maske gitsene. T-shirt, kask. Kask yok. Kask yok. Kask yok, aman diyeyim. Tamam. Şöyle bir şeyler oldu. Ulan niye kan var elimde benim ya? Ben adamı yumrukladığım için elime kan bulaşmış. Bir de saçı kestireyim hemencik. Berber var mı bu civarda? Ben komple değiştirdim tipi zaten. Saçı değiştiriyorum Tuna, teşekkür ediyorum ekstra 20 yıldızın için. Bir dahaki de inşallah ölebilen pembe değildik ya. Niye öyle oldu bunu sormak lazım açıkçası. Aynen yani alttan headshot ilişkisi yarattım ya. Bu mahalledeki berber. Fiyatlar uygundur. Dayıdan selam söyle bak nasıl uygun oldu. Tamam ya, ben tamam. Böyleyim.
Tamam, jilet gibi olduk. Lan aç da kapıyı. Aynen yanlış yanlış kapıya gelmişim. Allah'tan yüzümüzü görmedi de. Kendime nasıl döneceğim ya? Böyle tuzum.